Herkese merhaba, ben Zeynep Özkan. Bir videoda tekrar beraberiz. İstemediğim nedenlerden dolayı videolara biraz ara vermek zorunda kalıyorum. Ama tekrar birlikteyiz ve bugün çok güzel yazlık bir çanta çalışacağız beraber. Bu çanta da tek kalıptan oluşuyor. Gene artık dantellerimizi değerlendireceğiz ve broşa şiko tekniğinden küçük detaylar ekleyeceğiz. Yazlık, çapraz kullanabileceğiniz çok güzel bir çanta. Ben öncesinde sizler için iki tane örnek hazırladım. İsterseniz bunu görelim. Evet, bu fermuar çalışmasını daha önce beraber yapmıştık videolarda. Şöyle bakın, küçük dantellerimizi değerlendirdik kapak kısmında. Yine sapı kendinden çalıştığımız bir çanta. Diğer örneğimiz burada. Evet, çok güzel, kullanışlı, hafif bir çanta. Hadi birlikte çalışalım. Evet, çantamız için gerekli malzemelerimizi bir tanıyalım öncelikle. Bu kez yine dantellerimizi değerlendireceğiz. Evde bulunan dantelleri, küçük böyle parça parça dantelleriniz olabilir. Onları değerlendirmek üzere bir çalışma yapacağız. Elimizdeki dantellerimizi. Ha, bunu kullanmayabilirsiniz ama dilerseniz dantel kullanabilirsiniz. Dantelin ana kumaşı için ham bezimiz olacak. Astarlık kumaşımız olacak. Ve tela, sıkıştırılmış elyaf kullanacağım ben. Bakın şöyle. Sıkıştırılmış elyaf kullanacağım. Çeşitli ipliklerimiz olacak. Fermuar ucu. Ben metrelik fermuar kullanıyorum. Çantanın sapını kendimiz kumaştan hazırlayacağız. Ve çanta aparatlarımız olacak. Gördüğünüz gibi. Evet, hadi çalışalım. Evet, çantamız bir dikdörtgen kalıptan oluşuyor. Oldukça basit bir kalıbı var. Hemen ölçülerini veriyorum. Eni 26 santimetre. Boyu 60 santimetre. Telamız, sıkıştırılmış elyaf, astar, cep torbamız var. Cep torbasının ölçüsü gene yaklaşık 42 santimetre, eni 26 santimetre. Çanta sapımız, kendimiz hazırlayacağız. Şöyle bakın, ikiye katladık biraz tokluk kazandırmak için. Hemen gösteriyorum. 9 santimetreye şöyle ölçüyoruz. 122 santimetre çanta sapımız. Bir de çantamızın şu üst kısmında kullandığımız ölçülerimiz var. Bakın şöyle, onu da hemen vereyim. Telası burada. Gene eni 26 santimetre onun da. Ve bakın eni 8 santimetre, boyu 26 santimetre. Fermuarımız, fermuar uçlarımız, ucuna takacağımız kumaşlar ve iki kenarda kullandığımız biritlerimiz. Bunların ölçüsü de 6 santimetreye yaklaşık 5 santimetre. Çanta ölçülerimizi verirken bir ayrıntıyı hatırlatmak istiyorum. Çanta ölçümüz 60 santimetreye, 26 santimetre bir dikdörtgenden oluşuyordu ama astar ölçümüzün şurada fermuarın üstündeki parçadan dolayı biraz daha uzun olması gerekiyor. Onu tekrar ben size ölçüsünü göstermek istiyorum. Yani çanta ana kumaşımdan astarımız 6-7 santimetre daha uzun olacak. Burada ben 67 santimetre kestim astarı. Yapıştıracağız. Şimdi sıkıştırmış elyafımızı, yapışkan kısmı kumaşın tersine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Çantamızın ana kumaşı bu. Bu da üst fermuarın üstünde kalan parçaya telayı yerleştiriyorum. Bunun üzerine ütümüze yapışmasın diye ütü bezi ya da bir parşömen kağıdı kullanabilirsiniz. Ve telayı yapıştırıyoruz. Biraz bulunduğumuz noktada ütümüzü tutarak telanın yapışmasını sağlıyoruz. Şöyle. Evet. Evet. Telayı, sıkıştırmış elyafımızı yapıştırdık. Bakın. Şu şekilde.
Şimdi çantamızın bir katlamasını yapacağız. O ölçüleri vereceğim size. Kapak ölçümüzü şöyle çevirelim önce. Kapak kısmımız bitmişi 18 olacak, payıyla 19 santimetreden çizeceğiz. Kapak kısmını belirleyeceğiz. Şöyle bakın. 19 santimetreden belirledim ve çizdim. Şöyle çantamızın tüm boyu 24 santimetre olacak. 24 santimetre. Şöyle 24 santimetre çizdim. Burayı da çizdim. Şimdi çantamızı şöyle katlayalım, bir formunu göstereyim. Çantanın alt kısmı şöyle, kapak kısmı. Kapağımızın genişliği ne dedik? 24 santimetre. Buraya diğer üst parça ve araya da fermuar çalışması yapacağız. Ama ondan önce çantanın şu üst parçasının işlemesini, dantel yerleştirmesinin tasarımını yapacağız. Dantellerimizi farklı boyutlarda kullanacağız. Elimizde olan değişik modeldeki dantelleri bu yazlık çanta yapımında kullanmayı tercih ettim ben. Siz hiç dantel kullanmadan da işleme yaparak çantayı çalışabilirsiniz. Evet, şimdi burada çantanın bu çizdiğim sınırlar içerisinde dantelleri şu şekilde farklı farklı olabilir. Kompozisyon vermeye çalışacağım. Şöyle yerleştireceğim. Ve bunu da dairelerle, şurada örnekte görüldüğü gibi şöyle bakın, işleyerek bir kompozisyon belirleyip çantamı çalışmasına devam edeceğim. Evet. Şimdi örneğin bu danteli şuradan başlayalım. Şunları bir kaldırayım şöyle. Bir daire çizerek şu köşeden şöyle. Burada bardak, fincan, değişik malzemeler kullanabilirsiniz. Bu çizdiğim kalem silinebilen bir kalem. Yani kurşun kalem değil. Bu şekilde çizdim bakın. Danteli bunun içine yerleştirerek işleme başlayacağım. Evet. Evet, şimdi dantelimizi tutturma işlemini yapalım. Dantelin rengine uygun bir ip tercih ettim. Düğüm attık ve ortadan başlayarak dantelimi sağlam bir şekilde tutturacağım. Biraz ilerleyip tutturduğum ipimin rengi dantelime çok uygun olduğu için tutturma işlemim görünmeyecek. Şöyle. Şimdi şuradan bakın şöyle. Dantelin tabi modeline göre tutturmanızı ayarlayacaksınız. Bu şekilde bütün dantelimin kenarlarından, bakın bu uçlardan tutturmaya devam edeceğim. Evet, danteli tutturduk. Şöyle kenarından daire çizdik ve bir zincir işiyle tamamlıyorum bunun bu kısmını tutturmasını. Şöyle. Evet, buna bu şekilde devam edeceğim. Bırakayım burada. Zamanınızı almamak için. Şuraya hemen bu küçük dantelimi koydum. Ve gene tutturma işlemini yapıyorum.
Evet, bunu da tamamladıktan sonra şöyle arkalarını sağlamlaştıracağız. Şimdi bunun kenarını işleyelim. Bu şekilde sırayla dantelleri yerleştirip işleme yaparak devam ediyorum. Şöyle bak. Burayı çizdim. Şimdi bu danteli şuraya yerleştireceğim. Bunu bu şekilde yerleştireceğim. Devam edeceğim. Evet, dantelimizi yerleştiriyoruz ve işlemeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha önceki çalışmalarda göstermiştim bunu. Siz dilerseniz bu çantamızın ön yüzünü, kapağını farklı şekilde süsleyebilirsiniz. Bunu bir kez daha tekrarlamış olalım. Birinin üstünden dolanıp bir boş atlayarak böyle devam edeceğim. Buradaki bakın şu çalışmayı yapıyorum. Bir atlıyorum. Şöyle bakın şunun üstünden dolanıyorum. Bir ileriden çıkıyorum. Evet, artık tamamlıyoruz. Şu şekilde bakın yerleştiriyorum danteli. Mümkün olduğunca sağlam tutturmaya çalışıyorsunuz. Çantanın kapak işlemesini tamamladık gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi şu noktaya fermuar çalışması yapacağız ama ondan önce fermuarımızı hazırlamamız gerekiyor. Fermuarın yan kumaşlarını dikeceğiz. Şöyle daha önceki çalıştığımız örnekte. Evet, fermuarımızın hazırlamış olduğumuz parçaları alacağız. Şu şekilde fermuarı bu iki kumaş arasına yerleştireceğiz ve makine çekeceğiz.
Evet, şimdi diğerlerimizin makinesini çekelim ki onları bu D halkasına takacağız. Hem şöyle bakın, katladık. Yarım santim içeriye, ikiye katladık, ütüledik ve makine çekiyoruz. Yerleştirelim. Bunu bu şekilde hazırlayacağız. Bütün parçaları hazırlayıp sonra çantanın dikimine devam edeceğiz. Evet. Şimdi D halkamız oynamasın diye şuraya da bir makine çekeceğim hemen. Evet, şimdi çanta sapımızı gösterelim. Bunlar hazır. Daha önce ölçüsünü vermiştim. Şöyle ikiye katladım. Tam 9 santimetre. Şöyle bakın. Ne yapacağım? Makinesini çekeceğim. Bu neye uygun bu ölçü? Ayar tokasına uygun olarak hazırladım bunu. Evet, hemen makinesini çekelim. Çanta sapımızın iki kenarının da makinesini çektik. Şimdi ben bu uçlara bir zikzak yaparak kıvırıp böyle bir kalınlık oluştursun istemiyorum. Uçlarına bir zikzak çekeceğim. Onu makinemin şurada bakın zikzak ayarı 3 numaraya getireceğim ayarımı ve zikzak çekeceğim. Evet. Şimdi böylece uçlarının atmasına engel olduk. Şimdi ayar tokamızı takalım. Bir şekilde. Evet, şöyle dikelim. Normal ayara getirelim. Şimdi artık diğer aparatımızı takacağım. Bu şekilde bakın yaptım. Şöyle hazırlayacağım. Bakın şöyle. Ve bunu getirip tekrar buradan şöyle geçireceğim. Evet. Çantamızın sapı hazır. Diğer tarafı
Bununla makine çekeceğim. Evet, çanta sapımızı gördüğünüz gibi şöyle hazırlamış olduk. Evet. Biyelerimiz hazır. Fermuarımız hazır. Şimdi artık fermuar çalışmasına geçebiliriz. Şimdi fermuarımızı çalışacağız artık. Diğer parçalarımızı hazırladık. Fermuarın yan parçalarını diktik. Şu şekilde fermuarı şöyle yerleştireceğiz. Kumaşla fermuar dişleri yüz yüze gelecek şekilde. Şöyle ve bir öncelikle astarı cep torbasını koymadan bir makine çekeceğiz. Ama ondan önce fermuar ayağını değiştireceğiz. Fermuar ayağını takacağız. Düz dikiş ayağını çıkardık. Cep torbasını koyacağım. Bakın, cep torbamız kumaşla yüz yüze gelecek şekilde, fermuarı araya alacak şekilde şöyle bir makine çekeceğim. Evet, cep torbasında makinesini çekmiş olduk. Şöyle çevireceğiz. Bu şekilde. Bakın. Şimdi bu üst kısma bir makine çekeceğim. Şimdi üst noktayı yerleştireceğiz artık. Makinamızı çektik, üst spor dikişimizi de. Şimdi üst parçayı yerleştireceğiz. Şöyle bakın, yüz yüze gelecek şekilde. Şöyle çevirelim. Buradan bir makine çekeceğiz şimdi. Thank you.
şöyle. Şimdi astarı yerleştireceğiz. Şöyle, yani diğer parçayı şu şekilde bir makine çekeceğiz. Evet, astarla beraber de bakın arka makineyi çektik. Şu şekilde dikiş arada kaldı. Görüyorsunuz. Parmağımızı bir tek cep torbasını da diktik mi ve spor dikişini yaptık mı hallolacak. Şuraya bir spor dikiş çekelim hemen. Aşağıya yaptığımız gibi. Cep torbasının yerleşimini de göstereyim. Şimdi bakın cep torbası burada. Katlama noktamız burası. Şöyle katlayacağız. Cep torbası tam o hizada katlanacak. Ve fazlasını keseceğim cep torbasının. Şöyle bakın. Şimdi şöyle göstereyim. Cep torbası şu şekilde katladım. Şöyle bakın. Şimdi oradan üstten 3 katı birden bir makine çekeceğim. Hem bu çanta ağzında bir tokluk oluşturacak bu katlar. Şöyle makinemi çekeceğim ve fazlalığını keseceğim. Demek ki neymiş? Cep torbası bir tık daha kısa bile kesilebilirmiş. Şöyle. Evet, şöyle hazır oldu bakın. Bir tek astarı da yerleştirdiğimde çantam bitmiş olacak. Şöyle göstereyim. Bütünü şu şekilde. Şöyle. Evet, bunlar yerleşecek. Ve astar yerleşecek. Bir makinayla çantamız bitmiş olacak. Evet, şimdi çantamızın artık bitişine doğru yaklaşıyoruz. D halkasına taktığımız biyelerimiz vardı. Bunları çantayı sapını takmak için kullanacağız. 1 santimetre yaklaşık şöyle bakın aşağıdan yerleştireceğim. Yani dikişten 1 santimetre. Buradan makine dikişini çekeceğim için bir miktar böyle aşağıdan yerleştirip bir makine çekeceğim. Her iki tarafa da şöyle hemen bir makinamızı çekelim. Bu tel görevi görecek olan bir makina. Evet, diğer tarafı da makinesini çekeceğim. Evet. Yanları da tutturacağım bakın arkadaşlar şöyle ki cep torbasını tel gibi bir tutturacağım çantamın dikişini rahat yapabilmek için. Evet,
Diğer tarafı da tutturacağım. Evet, çantamızın yanlarını diktik. Şöyle cebi göstermek istiyorum. Bakın şöyle cep torbası. Şimdi çantanın bu ağız kısmını astarla beraber dikeceğim. Astarı alıyorum. Şöyle yüz yüze gelecek şekilde yerleştiriyorum. Şu şekilde. Ve bir makine çekeceğim. Makinesini hemen çekelim. Şöyle. Tamamladık. Evet, makinemizi çektik. Şimdi şu şekilde çeviriyorum. Buraya bir ütü yapabilirsiniz. Ben şimdilik şöyle bir tırnak ütüsü yapacağım. Tekrar şu şekilde bir iğneleyeceğim. Ve buraya bir makine çekeceğim. Evet, daha önceki örnekte bir kez daha şöyle görün. Biz şimdi şurayı tamamladık. Çantamızın bu ağız kısmını tamamladık. Artık kapak ve yan dikişlerini, çantanın bu dikişlerini yapacağız. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Biz bakın spor dikişini yaptık çanta ağzımızın. Ne yapıyoruz, nasıl katlıyoruz ona dikkat etmenizi istiyorum. Öncelikle kapağın kat işaret noktası var. Bakın şurası. Getiriyorum çantamı, bakın şöyle katlıyorum ve bu dikiş şu hizaya gelecek. Yani kapağın kıvrılma noktasıyla çantanın ağız dikişi aynı hizaya gelecek şekilde şöyle katlıyorum. Katladım. Aynı şekilde astarı da bakın. Astarın şu yüz yüze gelecek şekilde şöyle çeviriyorum ve katlıyorum. İsterseniz göstereyim şöyle bir kez daha, bakın. Yani şu kısım arada kaldı. Çantanın ağız kısmı arada kaldı. Çantanın kapak kısmının ana kumaşı ve astarı. Şu şekilde ne yapacağım? İğneleyeceğim. Ve iğneleyeceğim ve makine çekeceğim. Şöyle kapak kısmı burası. Bir noktadan açıklık bırakacağım çevirmek için. Bakın şurayı da göstereyim nasıl katladığımı. Cep torbası, astar ve ana kumaş katladım. Ağız kısmı tekrar gösteriyorum. Bakın şöyle içte kaldı ve katlıyorum. Bir açıklık bırakacak şekilde, örneğin şuradan bıraktım diyelim, makine çekeceğim. Geldim, makine çektim, makine çektim. Şu şekilde çekeceğiz. Bir miktar açıklık bırakacağız. Makineyi başlayalım şimdi. Evet, makinamızı çektik arkadaşlar. Buradan çektik, şöyle pekiştirdik burayı ve açıklık, çevirme açıklığını kapağın yan tarafından bıraktım. Şimdi çevireceğim. Burada biraz dikkatli olmak gerekiyor. Şöyle yavaş yavaş. Köşelerini çıkaracağız. Bilmece gibi bir çanta. Evet. İyice ben bunların formunu vereceğim.
Şöyle size genel göstereyim. Bakın. Şimdi şu açıklığı iğneleyeceğim. Köşeleri iyice çıkarttıktan sonra şu şekilde iğneleyip elimde tutturacağım onu ve şöyle olacak çantamız. Bir formunu vereyim, ütüleyeyim, tekrar görüşelim. Evet, bıraktığımız açıklığı elle bastırdıktan sonra elle baskı yaptık ve tüm kenarlara bir makine çektik. Şöyle üstten de görebilirsiniz daha sağlam olabilmesi için. Sapımız da hazırdı öncesinde biliyorsunuz. Sapımızı da takacağız. Evet. Şimdi artık çantayı kapatmak için kullanılan klipsimizi dikeceğiz. Ben dikilebilen bir klips tercih ettim. Sizler isterseniz farklı modeller tercih edebilirsiniz. Şu şekilde şöyle olacak. Ortalayacağız. Şöyle bakın bir hemen bir ortalayalım. İşaret koyacağız. Bu şekilde ve klipsi yerleştirip dikeceğiz. Evet, bu şekilde dikip böylece çantamızı tamamlamış olacağız. Çantamızı tamamladık. Dantellerimizi değerlendirdik. Basit işlemeler yaptık. Şöyle bakın fermuarlı, iki gözlü, yazlık, hafif kullanabileceğiniz bir çanta. Çapraz şekilde kullanacaksınız. Daha önceki örneklerimiz de burada. Evet, çantayı çalışıp benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir dahaki çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın.